Bence konuşulması gereken detaylar var. Siz de görebiliyorsunuz herhalde şu anda bir yandan yayını, değil mi? Evet, görüyorum. Tamam. Evet. Zaten bu fotoğrafta paylaşıldı. Bu verilen fotoğrafta bence dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in yan yana olduğu bir fotoğraf. Hemen iki yanlarında Çin lideri ve hemen yanlarında Katar emiri var. Şimdi çok çok önemli. Evet. Putin ve Erdoğan. Şimdi Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmamakla beraber diyalog ortağı olarak katılması, ama burada böyle bir fotoğraf verilmesi. Bunu şuradan yorumlamanızı isteyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan döndü ama nereye gidecek? 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'ye gidecek. Orada NATO Washington. Liderler Zirvesi var. Şimdi Evet. oraya gitmeden önce böyle bir fotoğraf karesinde bulunmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya, Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir mesaj veriyor? Şimdi Asya kıtasının neredeyse tamamına yakınını görüyorsunuz zaten bu fotoğraf içerisinde. Evet. Ben yine Dışişleri Bakanımızın açıklamalarına dönmek istiyorum. Şimdi ilişkiler açısından, işbirlikleri açısından tek bir taraf ve tek bir sepette bulunabileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Hem bölgede hem devletlerin güvenliği açısından bu böyle, hem ilişkilerin çeşitlendirilmesinin güvenliğe etkisi açısından bu böyle, hem de bu çok rasyonel ve mantıklı bir seçenek. Bakın, şunu konuşmadık: nükleer santral konusu ve muhtemel Sinop konusu. Yani Evet. 2025'te Mersin dedik ama bir de Sinop konusu da konuşuldu. Şimdi tabii turizme kadar birçok kart konuşuldu ikili ilişkilerde. Şimdi NATO toplantısı yaklaşırken tabii Asya'da bu kadar hem BRICS'ten başlayan hem Çin seyahatleri, hem Rusya ile Sayın Putin'le, sonra Suriye konusu vesaire. Şimdi bu coğrafyada bir arada yaşıyoruz. Yani tüm Asya kıtasını düşündüğünüz zaman bu devletlerle bir aradayız. Ve dolayısıyla bölgenin güvenlik açısından barışa ulaşması, savaşların bitmesi, terörün kontrol edilmesi ve yok edilmesi ve işbirlikleri mekanizmalarının arttırılması. Tabii ki Türkiye NATO üyesi bir devlet olarak ABD ile ilişkileri mevcuttur. Fakat bu ilişkiler çokça kereler krizlere de girdi çıktı. Daha çok kısa bir süre öncesinde de yaşanılan krizleri gördük. Fakat Sayın Fidan'ın vurgusundan hareketle diğer uluslararası örgütlerle olan ya da diğer başat bölgesel aktörlerle olan ilişkilerini Türk dış politikası çerçevesinde bir alternatif, yani bir şeyin yerine bir şey değil de bir tamamlayıcı olarak görmek ve kazan kazan noktasında olaylara yaklaşmak gerekiyor. Evet. Çünkü hem yani zamanın bizim ruhu dış bunu politikamız, gerektiriyor. Türk dış politikası tam bağımsız Türkiye hududunda, minvalinde ilerliyor, devam ediyor ve bizim Tabii. ülke çıkarlarımız neyi gerektirirse biz o tarafta bulunmaya devam edeceğiz. Bu kuvvetli ve ciddi bir Kesinlikle. mesaj sanırım. Kesinlikle öyle. Aslında geçmişte de zaten bunun belli başlı zonelerini gördük. Hedef bu. Yani olması gereken ve ülkenin karakterine ve yapısına uygun olan, hedef gösterilmiş olan şey kuruluş itibariyle zaten bu, tam bağımsız Türkiye. Fakat bunun için yeteri kadar güçlü olmak gerekiyor. Savunma sanayinde %100 yerleşme hedefi var. Bunlar zaman alacak hedefler. Ama Ama çok da ilişkileri önemli bir seviye çeşitlendirmek... kat ettik. Tabii ki %80'e yakın olması gerekiyor şu anda tam Evet. olarak, net bilmemekle birlikte. Gidişat çok %80. güzel. Evet, ihracat vesaire anlamında da gidişat çok güzel. Hedef büyük, yolumuz uzun. Yapılacak çok fazla şey var. Ama dediğim gibi uluslararası ilişkilerde tabii ki devletlerin çıkarları öncelikli konudur. Ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir bu noktada. Ama dediğim gibi şu anda bir şeyin yerine bir şeyden ziyade tamamlayıcı olarak görmek gerekiyor. Ve bu anlamda da proaktif Türk dış politikası çok güzel bir şekilde icra ediyor. Şöyle bir mesaj da verilmiş midir? Son sorum olsun. Kısa bir cevap. Bölge dışı aktörlerin bölgede işi yok mesajı da var mı acaba burada? Ne dersiniz? Tabii bölge dışı aktörler kendi çıkarları için bu bölgede bulunuyorlar. Fakat bu bölgede yaşayanlar doğrudan bununla birlikte yaşıyorlar. En yakın noktada, Gazze'de bunu görüyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'nun ya da bulunduğumuz coğrafyanın neye doyduğuna bakarsak, terör ve savaşlara doymuş bir coğrafya var. Potansiyeli yüksek bir coğrafya var. Bu insanlar doğal olarak daha güzel günleri hedefliyorlar. Bunun da tek yolu işbirliği, dayanışma ve barışa giden yoldan geçiyor. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de bu toplantısının temel başında olduğu gibi bölgesel kalkınma
kalkınmada bütün bu kalemler başarıldığı zaman gerçekleşecek. Belki de bir sonraki zirvede Türkiye'nin üyeliğini de konuşacağız ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu noktada ifadeleri vardır ki Rusya'da memnuniyetle karşılamıştı. İstanbul'a